Selamlar herkese. Global AI Hub ve GDC ekiplerinin düzenlediği Machine Learning eğitiminin 5 haftalık serisinin 4. haftasındayız. Bugün İrem Kömürcü bizlerle olacak. Adım Furkan. Kendimi tanıtayım öncelikle, başlamadan önce. Adım Furkan. GDC Kayseri ekibindeyim. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. 2. sınıfım. Erciyes Üniversitesi'ndeyim. Bu şekilde sözü Abdullah'a göndereyim. O da kendini tanısın sizlere. Herkese merhaba. Ben GDC Deniz Organizatörü'nün Abdullah. Bugün AI Summer Camp'in 4. haftasındayız. Diğer geçen 4 hafta gerçekten çok iyi geçti. Çok farklı konulara da değindik. Çok farklı şeyler öğrendik. Ben de az çok izledim. Daha farklı şeyler öğrendim. Gerçekten bugün yine çok güzel konuyla birlikteyiz. Bugün bizimle İrem Kömürcü bizimle. İrem müsaitse İrem'i alalım. Hoş geldin İrem. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Böyle trafikli bir İstanbul gününden yetiştim ve buradayım. Umarım güzel bir sunum olur. Geçen hafta da ben vardım aslında ikinci oturumda. Fuat'la birlikte yapmıştık. TensorFlow anlattık. Aslında ben bu hafta anlatacaklarımı böyle biraz giriş yapmış gibi oldum. Böyle bugün daha detaylı bir computer vision sunumu yapacağız. Umarım herkes için güzel geçer. Tamamdır. Ekranı paylaşıyorum o zaman. Tamam, olur. Şöyle. Başka soru falan yoksa biz kaçalım. Sizle seyircileri bırakalım. Tamam. İyi yayınlar o zaman. Görüşürüz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Yayına tekrardan başladık. Herkese merhabalar. Geçen hafta da yine ben varım. Umarım güzel bir yayın olur. Eğer sorunuz olursa aslında geçen haftaki gibi gitmeyi planlıyorum. Aynı anda sizin yorumlarınızı dikkate alıyor olacağım. İşte bir taraftan eğer sorunuz olursa böyle hatta aralarda ben de sorular soracağım. Çünkü biliyorsunuz bu 5 haftalık bir kamp şeklinde ve bunun sonucunda da aslında içinizden hani o TensorFlow sertifikasına aday gösterilecek, hani o sınava girecek arkadaşlar seçilecek bir sınavla birlikte. Hani sizi bir taraftan hem buna da hazırlıyoruz, hem bir taraftan yapay zeka konusunda bir noktaya gelmenizi istiyoruz ve hani TensorFlow gibi ya da yapay zeka üzerindeki konuların da haricinde NLP gibi ya da doğal işleme gibi ya da computer vision gibi böyle spesifik alanlardan da gidiyoruz ve aslında bu alanlar yapay zekanın temelini oluşturan, yapay zekanın temel alanlarını oluşturan kısımlardan, çok kullanılan alanlardan. Hani o yüzden böyle sizin sorular sormanız, benim aynı anda yanıtlamam slaytlar özelinde ya da hani böyle ben soru sorduğumda da eğer siz katılırsanız çok mutlu olurum. O zaman isterseniz başlayalım. Bugün dediğim gibi konumuz özellikle computer vision tarafı. Neler yaptığımız, piksel kavramları, görüntü işleme kavramı, hangi teknikler kullanılıyor, biz neler yapıyoruz aslında bunlardan konuşacağız. Böyle aslında kısa bir AI tarafıyla bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü hani computer vision dediğimiz kavram bu işin neresinde, yapay zeka dediğimiz kavram bu işin neresinde, birazcık bunu konuşmak istiyorum. Çünkü bir noktada karıştırılıyor bu kavramlar ve hani birçok alan var. Yani mesela işte deep learning, machine learning'in bir alt dalı iken işte computer vision'da bunun bir alt dalı mıdır? Ya da aynı deep learning'te olduğu gibi hani bu şekilde mi gidiyor vesaire gibi çok fazla soru oluyor. Bu yüzden de böyle birazcık bu konuda aydınlatma yapmak istiyorum kısa bir şekilde. Biliyorsunuz aslında bizim temel kavramımız ta 1950'lerden bu yana aslında yapay zeka kavramı. Ve biz deep learning kavramını da bu kavramın aslında içerisinde kullanıyoruz. Yani bir alt dalı, machine learning'in ve yapay zekanın bir alt dalı olarak kullanıyoruz. Ve computer vision tarafında da aslında yine deep learning skill'lerinden, deep learning'in bize sunduğu ağlardan, deep learning'in bize sunmuş olduğu modellerden yararlanıyoruz. Ve bu sayede de hani yine data science, datalar, veri bilimi bizim temel noktamız. Bunları da kullanıp aslında bilgisayarın insan gözüyle yapabileceği aslında bazı çıktılar istiyoruz ve biz buna computer vision adını veriyoruz. Hani tabii ki alan sadece computer vision'la sınırlı değil. Fakat mesela işte burada da yer verdim. Şurada görüyorsunuz. Mouse'umu takip edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ondan emin değilim. Mesela natural language processing. Hani bizim şu chatbotlarda, işte asistanlarda gördüğümüz, sıkça rastladığımız alanlardan bir tanesi. Yine aynı bu alanda olduğu gibi de computer vision bizim aslında bilgisayardan bir göz olmasını istediğimiz bir alan diyebiliriz.
ve Computer Vision tarafında da özellikle görsellerle uğraşıyoruz ve bilgisayardan bir göz olmasını istiyoruz aslında. Şimdi aslında burada yine bir machine learning örneği vermek istedim. Çünkü machine learning ve deep learning kavramları da karıştırılan kavramlardan bir tanesi. Hızlıca geçeceğim bu alanları. Şimdi machine learning kavramında da biz aslında temelde matematiksel ifadeleri bilgisayarlara veriyoruz, makinelere veriyoruz ve onlardan yine belli çıktılar istiyoruz. Ve aslında hepsi birer matematik kavramına, birer tahminlemeye dayanıyor. Ve aslında buna en yakın ve en bariz örneği mesela bize biliyorsunuz mailler geliyor ve maillerimiz bizim işte spam mail ya da hani öne çıkarılan mesaj şeklinde bir ayrım oluyor. Tam olarak işte mesela bu ayrımları biz machine learning ile ya da hava durumu tahmini gibi bu tarz şeyleri machine learning ile birlikte yapabiliriz. Çok kısa geliyorum, hemen bir mantilatör çalıştıracağım. Evet, tamam, geldim. Odanın sıcak olacağını fark etmeden hemencik başlamıştım. Şimdi asıl konumuz olan deep learning'e ve hemen buradan da böyle computer vision'a doğru geçiş yapmak istiyorum. Şimdi biz aslında burada temelde ağlardan bahsediyoruz. Bizim ağ öğrettiğimiz ağırlıklarla birlikte işleyen yapılardan bahsediyoruz. Ve bu yapılardan bahsederken de aslında bir öğrenme, öğrendiklerini aktarma ve bahsettiğimiz o ağırlık kavramı ile birlikte aslında bir train etme, bir eğitim durumu var. Ve biz aslında burada bu yapay sinir ağlarını kullanıyoruz ve yapay sinir ağlarımızla da aslında bahsetmiş olduğumuz bu sınıflandırma işlemlerimiz, segmentasyon işlemlerimiz, object detection işlemlerimiz ve aslında bunların hepsini tek tek görüyor olacağız. Bu kavramları aslında biz yapay sinir ağları ile birlikte bir eğitimle ve her input'tan sonra bir öğrenme ve bir ağırlıklandırma ile birlikte kullanıyoruz. Ve bu sayede de aslında işlemlerimizi yapıyoruz. Mesela hemen bir örnekle devam edelim. Şu an aslında bir sınıflandırma örneği görüyorsunuz. Cat and dog olarak. Mesela köpek, yani kedi ve köpek sınıflandırması aslında bizim için en meşhur sınıflandırmalardan oluyor çoğunlukla. Çünkü hani Microsoft'un da hatta böyle bir data seti var. Eğer ilgilenirseniz diye bir detay vermek istiyorum. Kedi ve köpek sınıflandırmasını bu şekilde yapıyor. Elbette ki öncelikle input'u alıyor. Ardından ara katmanlardan belli ağırlıklarla ve öğrenerek geçiriyor. Burada bir öğrenme ve eğitim süreci oluyor aslında. Ardından da aslında bize bir çıktı veriyor. Bir output'umuz oluyor. Ardından da bir sınıflandırma yapıyor. Yani kedi midir, köpek midir gibi mesela bir sınıflandırmaya tabi tutuyor. Bu tarz bir örneği hemen vermek istedim. Yapay sinir ağlarından sonra. Computer Vision'ın aslında bu sınıflandırma elbette ki bir alanı. Fakat hani bana kalırsa birçok şey bizim hayalimize bağlı olarak gelişiyor neredeyse. Yani mesela ne yapmak isterdiniz siz görerek? Aslında şu an biraz hayal etmenizi istiyorum. Siz görerek ne yapmak isterdiniz? Birçok alanda kullanılıyor. Mesela işte self-driving car'lar. Artık oldukça popüler, yani o işte Tesla'lar, işte şu an günümüzde böyle yayayı görünce duran ya da mesela güvenlik amacıyla kullanılan, hatta belki sınıfa girerken öğrencinin yüzünü tarayıp yoklama alan ya da yine eğitim sırasında sizin o çektiğiniz yazıları direkt olarak metne dönüştüren, dijital metne dönüştüren ya da sağlık alanında röntgenlerinizi, işte sağlık alanındaki filmlerinizi, oradaki tümörleri tespit edebilen ya da mesela bir deprem oldu ve depremle alakalı hasar olup olmama durumunu tespit edebilen biz aslında yapıları computer vision'la birlikte kurabiliyoruz. Ve bu bana çok heyecan verici geliyor. Aslında son 2 yıldan beri de özellikle computer vision tarafında aktif olarak çalışıyorum diyebilirim. Ve bunlar beni heyecanlandırıyor computer vision tarafında ve gerçekten computer vision tarafı bizim hayatımızın tam ortasına yerleşmiş, daha da yerleşecek olan alanlardan bir tanesi. Burada da zaten böyle alanlarına hem örnek vermek hem de böyle sağda bu giflerle bunları desteklemek istedim. Şimdi mesela bir örneğin daha göstermek istiyorum. Derin öğrenme ile birlikte genetik bozuklukları, genetik tahminleri yapan algoritmalar da var. Mesela kişinin yüz fenotipinden yola çıkarak eğitilmiş bir data setle birlikte, eğitilmiş bir ağla birlikte, modelle birlikte biz aslında genetik bazı şeylerini çıkartabiliriz. Peki bu nasıl oluyor? Mesela hastalık tespiti yapabiliriz. Hangi hastalığa daha yakın? Hangi genlere daha yakın? Ya da yine genlerden yola çıkıp
bu insan yüzü hangi ülkeye daha yakın gibi bazı tahminler yapabiliriz. Ve mesela bu onlardan bir tanesi. Ya da biz yine deep learning ve computer vision kullanarak mesela bazı anahtar özellikleri de tespit edebiliriz. Yani mesela işte Lena'nın fotoğrafına baktığımızda dikkatinizi ilk önce ne çekiyor? Mesela bilgisayar buna baktığı burunu, gözü, ağzı işaretleyebiliyor. Ve bir koca, yani koca bir yüz içerisinden ya da koca bir mesela araba içerisinden işte öne çıkan nesneleri buradan ayırt edip bizlere sunabiliyor. Ve biz yine bunları aslında feature detection'a ve özellik saptama da diyebiliriz. Yine computer vision'a borçluyuz ve bu şekilde de yapabiliyor. Mesela computer vision'ın yine çok temel kavramlarından, çok temelde kullanılan alanlarından bir tanesi classification ve localization kavramları. Şimdi bizim nesneleri sınıflandırmamız gerekiyor bazen. Şöyle düşünün. Mesela nerede kullanabilirsiniz diye bir örnek vermek istiyorum. Mesela sizin büyük bir meyvelerle ve sebzelerle dolu bir alanınız var ve sizin bunları ayırt etmeniz gerekiyor. Bunları hızlı bir şekilde belki ayırt etmeniz gerekiyor. Siz burada sebzeleri birbirinden farklı sınıflandırırken hatta sınıfların bu sınıfların sebzelerin yerlerini tespit ederken yani lokalize ederken yine aslında classification ve localization'ı kullanabilirsiniz. Ya da bunun da haricinde mesela işte arabaları, evleri birbirinden ayırırken, sınıflandırırken yine bu tarz şeyler kullanabilir ve hani ciddi derecede de zamandan kazanabilirsiniz. Yani bu işi insana yaptırmak varken bir taraftan belki hiperotomasyona bağlayıp ya da bir taraftan bunları artık hani otomatikleştirip her şeyi diyelim. Bu şekilde işlemler yapabilirsiniz ve bunları computer vision'dan işte hazır modellerle, computer vision'ın bize sunmuş olduğu imkanlarla yapmak, mantıkla yapmak oldukça kolay. Ve hatta birazdan bu mantığı size direkt olarak veriyor olacağım. Yine mesela kedi ve köpek sınıflandırmasına bir örnek vermek istedim. Hani bazen insan gözüyle seçmemizin bile zor olduğu nesneleri, insan gözüyle seçmemizin zor olduğu cisimleri biz computer vision sayesinde, eğittiğimiz ağ sayesinde bulabiliyoruz. Mesela bu fotoğrafa baktığımda ben ya kedi mi köpek mi? Hatta belki orada bir canlı var mı? Bunu bile zor tespit ederken bir bilgisayar, bir makine bizim sunduğumuz modellerle belki de bunu daha iyi tespit ediyor duruma geliyor ve bunları tahminliyor. Ya da biz bunu insan gözüne bırakmaktansa bir makineden bekliyoruz ve işleri aslında bir noktada makinelere bırakarak insan elinden çekmiş oluyoruz. Ve yine bu computer vision tarafında sıklıkla kullanılan makalelerin de yine çokça bulacağınız örneklerden, sınıflandırmalardan bir tanesi. Yine style transfer mutlaka hani böyle yapay zeka deyince sosyal medyada gördüğünüz fakat belki de anlam veremediğiniz alanlardan bir tanesi. Aslında bir stil aktarımı var burada. Biliyorsunuz mesela birçok tablo ve birçok eser var ve bu eserlerin her birinin farklı bir stili, farklı bir tarzı var. Ve biz fotoğraflarımıza, görsellerimize bu stilleri aktarabiliyoruz. Ve sanki mesela o ressamın elinden çıkmışçasına bir ürün elde edebiliyoruz. Yani mesela şu ilk iki görüntüyü görüyorsunuz. Ve peşi sıra bu stil aktarımı ile birlikte eğer mesela şöyle bir örnek vereyim çok daha iyi anlayacaksınız bence. Mesela Kandinsky'yi ben çok severim ve hatta evimde de vardır mesela tablosu. Ve şu örneğe bakın. Eğer Kandinsky bu köpeği çiziyor olsaydı, köpeği resmediyor olsaydı nasıl resmederdi derseniz muhtemelen sağdaki gibi bir stil transferi olurdu Kandinsky'den. Ve hani bu şekilde görünürdü diye tahmin ediyoruz. Aslında o ressamın stilini istediğimiz görüntüye, istediğimiz fotoğrafa, istediğimiz görüntüyü aslında aktarıyoruz. Ardından da bir stil transferi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi de muhtemelen Kandinsky'ye bir köpek resmediyor olsaydı sağdaki gibi görünürdü. Şimdi birazcık örneklerden çıkacağım ve işin teknik tarafına doğru giriş yapacağım. Bugün dolu dolu aslında bir sunum var. Hani bir ilk 15 dakikaya giriş ve neler var hani computer vision tarafında bizi neler bekliyor tarafını ayırdım ama bir de işin teknik tarafı ve mantık la işleyen kısmı var. Ve bu arada şu şekilde gidecek sunumumuz. O konuda da bilgi vereyim. Hani biraz detay ineceğim. Teknik detaylardan bahsediyor olacağım. Neler yapıyoruz? Mantığında neler var? Piksel kavramı işte ya da CNN yapısı. Hangi modelleri kullanıyoruz? Özellikle en çok sorunun geldiği alanlardan bir tanesi object detection. Object detection'da biz neler yapıyoruz? Hangi modelleri kullanıyoruz? Yine bunlardan bahsedeceğiz.
Ardından aslında bunları örneklendireceğiz yine. Peşi sıra ikinci oturumda da bir segmentasyon örneği yapacağız ve aslında bu bir real life proje olacak. Yani belki de bu geçtiğimiz 3 hafta içerisindeki en zor projeyi bugün yapacağız belki de. Dediğim gibi real life bir proje bu ve direkt olarak bir segmentasyon kodu çalışacağız sizlerle birlikte. Birazcık şimdi piksel kavramına girelim. Çünkü piksel kavramı bizim için oldukça önemli bir kavram ve aslında görüntü işlemenin en temelinde yer alıyor. Şimdi genelde şu soru geliyor bana. Hocam nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Ben her zaman şunu diyorum. Önce görüntüyü anlayarak başlayayım. Şimdi çünkü computer vision üzerinde çalışmak istiyorsanız aslında computer vision'ı diğer alanlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de aslında görüntüler. Yani ses verisinden ya da dil verisinden ayıran en büyük şey elbette ki görüntümüzün, datamızın, daha doğrusu görüntü değil, datamızın çeşidi. Ve bizim için datayı anlamak en başta çok önemli. Ve elbette bizim computer vision özelinde de dikkate almamız gereken şey datamız olan da image'imiz. Şimdi bizim için en önemli kavram piksel kavramı. Ve bir piksel bize birçok şey ifade eder. Pikseller birleşerek aslında bizim görüntümüzü oluşturur. Ve piksellerin içerisinde derinlikler vardır. Renk kanallarımız vardır. Renk kanalları her zaman hani biz hep RGB renk kanallarını görürüz ama mesela eğer bu bir uydu verisiyse biz belki de hani 11 kanal, belki işte 8 kanal, bunların hepsini görebiliriz ve aslında bu dediğim gibi çalıştığımız dataya bağlıdır ve bu dataya bağlı olarak biz pre-processing işlemleri yaparız. Yine datamıza bağlı olarak bu işlemlerin sonunda çıktığımıza belki bir post processing işlemleri yaparız ya da eğitimimizi ve modelimizi o şekilde şekillendiririz. Bu yüzden dediğim gibi datayı anlamak önemli ve bizim için özellikle görüntülerde piksel kavramı en önemli kavram. Şimdi piksel kavramı ne barındırıyor içerisinde? Dediğimiz gibi bize mesela bir görüntü doğuruyor. Aslında bir sürü piksel bizim için bir görüntü ifade ediyor. Ve bu demek oluyor ki mesela piksel bize çözünürlük veriyor, derinlik veriyor, renk kanallarını veriyor, nasıl bir yapıda olduğunu veriyor ve biz bu şekilde aslında piksel kavramını anlayarak bunların içerisinden aslında piksel kavramına bağlı olarak pre-processing işlemleri yaparak aslında datamızı tanıyarak başlıyoruz. Mesela bizim yine computer vision üzerinde, imageler üzerinde karşılaştığımız kavramlardan bir tanesi de gürültü kavramı. Noise olarak geçiyor aslında. Ki aslında çok fazla da bir taraftan gürültü çeşidimiz var bizim için. Fakat bu bazen bizim için iyi, bazen bizim için kötü bir kavramdır. Ve aslında genelde gürültü olan kavramlara, gürültü olan şeylere, görüntülere biz bazen pre-processing işlemleri yapmamız gerekir. Ya da bazen zaten gürültü olan kavramlar bizler için bulunmaz bir nimettir belki de. Bu ne anlama geliyor? Hemen anlatalım. Şimdi biliyorsunuz ki gerçek hayat problemlerinde iyi datanın yanı sıra kötü datalarımız da var. Yani mesela şöyle düşünün. Siz bir trafik polisisiniz. Arabaların hepsini durduruyorsunuz veya ya da geçen arabalara bakıyorsunuz ve plakalarını okuyorsunuz. Hemen hemen her arabanın plakasını okursunuz değil mi? Fakat bir de şöyle düşünün, bir kamyon geçiyor ve bu kamyonun yine plakasını okuyamıyorsunuz. Bu okuyamıyorsunuz çünkü çamurla kaplanmış, yarısı var yarısı yok, böyle okunur okunmaz bir şekilde. Aslında bu tarz bir şey düşünebilirsiniz. Yani elbette ki bu sizin artık böyle göre göre gözünüz bile alışabilir ona. Bu çamuru, hani çamurlu şekilde plakayı okumaya ya da bakalım ne kadar çamur var, ne kadar plakaya gizliyor, bunlar elbette ki önemlidir. Fakat biz piksel kavramın içerisindeki bu gürültüyü bu şekilde söyleyebiliriz ve bazen bizim için iyi, bazen kötüdür. Bu yüzden mesela biz eğer hani hafif çamurlu plakaları da verirsek makineye, bir noktadan sonra sadece tertemiz plakaları değil, çamurlu plakaların da olabileceğini görür ve belki buna göre işlemler yapmaya başlar. O yüzden bizim için aslında gürültü kavramı bir noktaya kadar iyidir. Fakat yine de bir taraftan da şöyle düşünün. O kadar çok gürültülü veri veriyorsunuz ki, mesela o kadar çok çamuru olan bir plaka data seti veriyorsunuz ki siz makinenize. Makine bir noktadan sonra hiçbir şekilde anlamamaya çalışıyor. Hatta hani çok fazla verdiğiniz için iyi datalar da oradan kaynıyor. Ve sizin eğitiminizdeki başarı oranınız düşüyor. Çünkü tanıyamıyor. Böyle durumlarda da mesela kötüdür. Bu yüzden aslında bizim gürültü kavramını
Çok iyi anlayabilmemiz, çok iyi ayarlayabilmemiz gerekiyor. Bunda da belki hani testler yaparak ya da belli başlı, bakın burada bir sürü gürültü çeşidi var. Gürültü çeşitleri özelinde işlemleri işlemlere sokarak belki de bunları yapabilmemiz lazım. Ve noise kavramı bizim için bazen iyi, bazen kötüdür. Fakat bazen de biz hiç noise yokken, hiçbir gürültü yokken, tertemiz görüntüler varken bazen de bir pre-processing işlemiyle birlikte bu noise'ları koyarız, bu gürültüleri koyarız. Ve ardından da eğitime bu şekilde başlarız diyerek böyle bir detaylı birlikte geçmek isterim. Şimdi size aslında işin mantığını vereceğim. Ve nasıl çalışıyor? Bir bilgisayar bir görüntüyü nasıl tanıyor? Bu görüntü üzerine nasıl işlemler yapıyor? Aslında bunları göreceğiz. Bundan sonraki bir slide dizini boyunca. Şimdi biz bir görüntüye baktığımızda onu aslında direkt olarak bir nesne, bir görüntü olarak görüyoruz. Fakat bilgisayar aslında bu şekilde görmüyor. Bilgisayar onu belli bir aralığa scale ediyor. Ve mesela şu an aslında grayscale bir görüntü var elimizde. 0-255 değerleri arasında şu solda görüntüyü görüyorsunuz. Benim mouse'um mesela burada oynattığımda oynuyor mu bilmiyorum ama umarım oynuyordur. Mouse'umu görüyor musunuz? Eğer görüyorsanız söylerseniz harika olur. Görmüyorsanız artık mouse'la göstermeden sağ sol diyerek hallederim. Şimdi soldaki görüntüyü görüyorsunuz ve bu 0-255 değerleri arasında oluşan bir görüntü. Ve bu görüntüye ben baktığımda aslında siyah beyaz bir görüntü görüyorum. Fakat bilgisayar buna baktığında bakın aynı ortadaki gibi her bir pikselin değerinin olduğu bir aslında görüntü görüyor. Aslında bir matris görüyor, bir sayı görüyor. Bakın mesela şuradaki gri değerin değeri 157'ymiş. Yani 0-255 arasında bir değer. Ya da mesela direkt olarak siyah olan işte değer bizim için mesela şurada 0 olarak ifade edilmiş. Ya da beyaz olan değer bakın yine şurada 255 olarak ifade edilmiş. Yani 0-255 değerleri arasında griliklerin de olduğu bir tablomuz var bizim elimizde. Bir matris gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bakın bilgisayar bunu aynı bu şekilde görüyor. Bir sayı dizisi olarak görüyor bunu. Ve aslında bu şekilde değerlendiriyor. Yani bizim için görüntülerin hepsi birer numaradır. Ve biz aslında bilgisayara bu numaraları vermiş oluruz. Ve bilgisayar bu numaralarla bir öğrenme işlemi yapar. Ve mesela şu an aslında bir bunun örneğini görüyorsunuz. İşte input image'imiz var. Bizim piksellerimiz bu matrise bir dönüşüm yapmış ve elimizde o kadar çok data var ki mesela bu tarz görüntülerden oluşan o kadar çok data var ki bunları öğrenmeye başlıyor ve mesela artık biz bundan bir regresyon işlemi, bir sınıflandırma işlemi isteyebiliyoruz. Mesela işte bu görüntüye baktığımda kime ait olduğunu bilgisayar burada bir tahminleme yapabiliyor, bir classification daha doğrusu bir sınıflandırma işlemi yapabiliyor. Ve mesela işte hani kime daha çok benzetmiş, daha az benzetmiş gibi bir oranla aslında bize bir çıktı verebiliyor. Ve aslında temelde birçok görüntünün bilgisayarın bunları sayı olarak görmesi, matris olarak görmesi, matrisleri vektör olarak görmesi ve ardından da işlemlere sokması mantığı yer alıyor. Korkmayın birazcık karışık geldiğinin farkındayım şu ana kadar. Ama çok daha detaylandırıyor olacağım. Şimdi daha deminki örneğe dönüyoruz yine tekrar. Daha iyi anlamanız için daha detaylı örnekler vereceğim. Geçen hafta izleyenler mutlaka vardır aramızda. Hatırlarsanız ben Emnist veriseti vermiştim. Aslında bir kıyafetle alakalı olan Emnist verisetiydi. Ve o da yine siyah beyazlardan oluşuyordu ve bir classification işlemi yaptırmıştık. Aslında ona benzer bir şey göstereceğim şu anda. Ve mesela şu an elimizde bir 8 rakamı var ve bu görüntü şeklinde. Ve bu 8 kavramını yine 0-255 değerleri arasında bir sınıf içerisinde ve bunu görüntümüzü vektör olarak görüyor ve her piksel bir numaraya karşılık geliyor. Bakın şurada mesela işte siyah değerimiz 0, beyaz değerimiz 1, 0-1 arasında scale etmiş burada. İşte mesela ara değerlerimiz, tam gri olan rengimiz burada 0.5 gibi bir değerde. Ve piksellerimiz bunları böyle bir matematiksel şekilde görüyor. Ve bakın şöyle bir dönüşüm yapıyor. Bu dönüşüm ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu görüntünün en solundan başlayarak, bunu bir aynı vektörmüşçesine yazdığını hayal edin. Aslında bir düzleştirme işlemi var burada. Ve bizim görüntümüzü
düzleşmiş şekilde sırasıyla yazıyor. Aslında elimize buradaki 8 rakamından sonra sağdaki gibi bir dizi, bir vektör geliyor. Aslında bizim 8 rakamımızı bilgisayar tam olarak burada sağdaki gibi bir vektör şeklinde görüyor. Yani pikseller burada vektöre dönüşüyor. Ve yorumlamaya aslında bu sağdaki gibi bir dönüşümün ardından başlıyor. Peki bunu classification olarak nasıl yapıyor? Yani mantığında nasıl işliyor? Tamam, hani görüntülerin hepsi birer sayı bizim için. Tamam, görüntüler hatta sayılara da dönüştürdü. Fakat sonrasında bu sayı dönüşümleri olduktan sonra birbirinden nasıl ayırt ediyor? Yani mesela nasıl klasifiye ediyor? İşte nasıl segment ediyor? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi elimizde bir data seti var. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz. El yazısıyla yazılmış, birbirine hafif şey benzerlikte. Mesela bir sürü sıfır, bir sürü bir, bir sürü iki. Burada belki yüzlerce el yazısı rakamdan oluşan bir yapıdan bahsediyoruz aslında ve siz bunu sağ tarafta görüyorsunuz. Hatta bakın, mesela bazı ikiler böyle dördü andırmış, hatta bazı ikiler üçü andırmış, yani benziyor da. Ve hani insan gözüyle bile ayırt etmek bunu bir miktar zor. Fakat biz bu data setini etiketlenmiş şekilde, label'ları olan bir şekilde, aynı geçen haftaki örnekte olduğu gibi bilgisayara vereceğiz, makineye vereceğiz. Ve makine aslında burada bir sınıflandırma işlemi yapacak ve önüne sıfır rakamı geldiğinde sıfırın olduğunu label işaretleyerek ya da iki rakamı geldiğinde iki rakamın olduğunu bilecek. Peki mantıkta nasıl bunu ayırt ediyor derseniz. Şimdi solda yine mesela el yazısıyla yazılmış 8 rakamlarını görüyorsunuz. Alt alta sıralanmış ve birbirinden çok farklı 8'ler fark ettiyseniz. Fakat yine fark ettiyseniz bu 8'ler dönüştürüldü ya, hani her biri bir vektör değerine. Bakın mesela ilk başlar hep aynı. Ayrıldığı noktalar var. Yani belli bir benzersizlik oranı var. Ve bu benzersizlik oranı ile birlikte ve benzerlik oranı ile birlikte aslında bir tahmin yürütüyor burada. Ve bunun ardından aslında bana bir sınıflandırma işlemi yapıyor. Hatta belki bu sınıflandırma işlemini yaparken bana bir çıktı veriyor. Ve mesela işte şu kadar doğrulukla bu 8'dir. İşte mesela %90 doğrulukla benim çizdiğim rakamın 8 olduğunu, işte %30 doğrulukla benim çizdiğim rakamın 4 olduğunu gibi bir çıktı verebiliyor. Ve aslında burada bizim verdiğimiz görüntüyü label'ı ile birlikte dönüştürdüğü vektörleri karşılaştırarak ve öğrenerek, bu sayıları öğrenerek ve belki arasında bir ilişki kurarak aslında bir sınıflandırma işlemi yapıyor. Ve temel mantıkla da aslında bu şekilde işliyor. Hatta bir örneğini gösterelim burada. Mesela draw here denen kısmı mesela 4 rakamını yazıyor ve predict olarak tahmin ettiği sayı da burada 4 oluyor. Ya da işte yine draw here denen kısmı, siz istediğiniz el yazısı sayıyı yazın ve o yazdığınız el sayısını TensorFlow prediction tarafında bir tahmin yapacaktır. 0 yazdıysanız 0 vesaire gibi. Biz bilgisayara bunları öğretmiştik. Ardından da aslında verdiğimiz bu değerleri belki bir oyuna dönüştürebilir ya da belki bir gerçek bir real life projede, bir gerçek bir hayat projesinde kullanabiliriz. Aynı bu şekilde de number'ları, el yazısıyla yazdığımız number'ları, sayıları oyunlaştırarak böyle bir sınıflandırma işlemi yapmışız. Dediğim gibi asıl mantıkta bizim için görüntülerin sayı olarak alınması, her bir sayının aslında birer vektör oluşu. Bu vektörleri aslında bilgisayarın tanıyor ve anlıyor oluşu var. Yani görüntü değil, görüntünün içerisindeki bu pikselleri, hatta piksellerin içerisindeki numara ve dizileri bilgisayar tanıyor ve bunların üzerinden işlem yapıyor diyebiliriz. Burada bir tane daha örnek koymak istedim. Draw Here'a benzer bir örnek fark ettiyseniz. Bunu koymamın sebebi de şu aslında, şu an böyle kısaca bir TensorFlow.js üzerinden, JS'den bahsetmek istiyorum. Geçen hafta da TensorFlow.js'den hem Fuat hem ben bahsetmiştik aslında. Tekrardan bir değinmek istiyorum. Eğer hani Computer Vision üzerinde projeler geliştirmek istiyorsanız ya da bu alanda böyle başlangıç yapmak istiyorsanız bence TensorFlow.js tatlı bir başlangıç olabilir sizin için. Bunun sebebi de şu, Computer Vision üzerinde özellikle çok fazla model, çok fazla örnek sunuyor. Ve bence böyle başlaması gayet tatlı. Bir taraftan sizi heveslendirecek bir sayfa diye düşünüyorum. TensorFlow.org'un direkt zaten şurada da linkini verdim. TensorFlow.org official sitesinde direkt olarak yer alıyor ve buradan dediğim gibi bunu görebilirsiniz. Şimdi
Bir sonraki kavramımız aslında işin daha da derinine inen algoritmalarımız ve şimdi de biraz algoritmalarımızı göreceğiz. Biliyorsunuz ki işte görüntülerimiz dedik, piksellerimiz dedik, bunları oluşturan yapılar dedik. Fakat bizim bir de bu görüntüleri okuyan ve bu görüntüleri okurken de belli kalıplarla mı desem, belli algoritmalarla aslında okuyan yapılarımız var. Ve hani bu deep learning algoritmalarının mesela özellikle CNN bizim özellikle computer vision'da kullandığımız algoritmalardan bir tanesi ki hani sadece CNN özelinde değil, buradaki birçok algoritmayı görüntülerle birlikte kullanabiliriz. Fakat CNN'in yapısı özellikle bize sunmuş olduğu katmanlar görüntülerimizi almak ve görüntülerimizden eğitim işlemi gerçekleştirmek için oldukça yararlı. Ve zaten neden CNN yapısı özellikle computer vision'da öne çıkıyor? Bunu böyle görüyor olacağız. Şimdi hemen ekranımızda convolution neural network'ün CNN yapısının aslında similar bir halini görüyorsunuz. Basit bir şeklini görüyorsunuz. Ve bakın bir input vermişim. Ve bu input daha demin gördüğüm sayıyla aynı. Aslında yine MNIST verisetinden bir girdiğimiz bu. 28'e 28 piksellik bir görüntümüz var. Ve ardından mesela bunu convolution katmanından geçirmiş. Max Turing katmanından geçirmiş. Bakın çeşitli layer'lar, çeşitli daha doğrusu katmanlarımız var. En sonunda bu katmanlardan geçtikten sonra datayı, görüntümüzü hazırladıktan sonra bakın bir sinir ağına sokuyoruz. Şurada fully connected ve işte fully connected en sağda yer alıyor. Yeşil ve kırmızı nodlar var orada, nöronlar var orada görüyorsunuz. Aslında bizim datamızı biz yapay sinir ağına hazırlamış oluyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz bu yapay sinir ağında ağından sonra eğitim başlıyor ve bu şekilde de eğitimimiz hani sonuçlanıyor diyebiliriz. Yapmak istediğimiz işlem artık her neyse. Özellikle dediğimiz gibi burada mesela bir segmentasyon işlemi, bir classification işlemi, object detection işlemi bu tarz yapılarla kurulabiliyor. Datamızı sunmuş olduğu, bizlere vermiş olduğu layer'larla birlikte aslında işliyor. Ardından da bu layer'lardan hemen sonra bir yapay sinir ağına giriş ve bir eğitim işlemi başlıyor diyebiliriz. Şimdi birazcık daha CNN'in derinlemesine ineceğiz. CNN'in katmanlarından bahsedeceğiz. Yine birer örnek daha vermek istedim burada. Hani biraz böyle real life örneklerden gitmeye çalışıyorum. Bakın mesela yine bir işte görüntü verdik. İşte görüntüden alınan pikseller ya da onlara uygulanan convolution layer'lar ya da hemen peşinden uygulanan pooling'ler ve hemen peşine onu soktuğu fully connected layer'lar bir ağ, bir eğitim var ve sıklıkla bunları kullanıyoruz. Şimdi neler barındırıyor bir CNN ağı? Convolution Neural Network ağı. Şimdi CNN bizim için gerçekten oldukça önemli, hatta popüler algoritmalardan bir tanesi. Ve içerisinde de işte ResNet gibi, VGG gibi yine güçlü modeller barındırıyor. Ve biz bu modelleri, bize sunmuş olduğu benzer yapılarla kullanıyoruz. Ve aslında bu tarz algoritmaların, hatta bu algoritmaların oluşturduğu, algoritmaların içerisinde yer alan bu tarz modeller işte dediğim gibi ResNet, VGG, işte MobileNet vesaire bu tarz modeller de bizim için oldukça kullanışlı oluyor ve hani bu kullanışlı katmanlar da aslında bizim görüntülerimizi hazırlayan ve görüntümüzün çeşidine göre doğruluğumuzu artıran ya da azaltan kavramlar oluyor diyebiliriz. Özellikle mesela bir CNN yapısı, şu mesela convolution layer bizim için oldukça önemli ve main bizim için ana katmanlardan bir tanesi. Ya da işte yine görüntümüz üzerinde böyle özellik çıkartan ya da bu özellikleri çıkartırken mesela işte adım atmamızı sağlayan stride yapısı ya da bunları yaparken kayıp yapmama durumları vesaire. Yani görüntüyü almak işte ya da görüntüyü işlemek, bu görüntünün içerisinden de belli şeyleri kaybetmemeye çalışmak aslında CNN'in bize sunmuş olduğu katmanlarla mümkün. Ve şimdi birazcık da onların derinlemesine inelim. Şimdi öncelikle input layer'dan başlıyoruz. Aslında geçen hafta katılanlar input layer'ları az çok hatırlıyorlardır. Biz input layer'larla birlikte aslında CNN'in giriş katmanı oluyor ve görüntü verilerini içeren bir katman oluyor bizim için input layer'lar. Şimdi görüntü dediğimiz gibi bizim için aslında matrislerle ifade ediyor, sayısal ifadeler. Ve biz bunları tek bir sütuna
işlememiz gerekiyor. Ve bu sütun içerisinde de aslında işlemlerimizi yapıyoruz. Mesela şu an input layer içerisinde 784 şeklinde bir sayı görüyorsunuz. Mesela geçen hafta MNIST veri seti vardı. Geçen hafta izleyenler için özellikle hayal etmelerini bir taraftan istiyorum. Ya da daha deminki örneğimiz mesela sayılar vardı. Bu sayılar üzerinde mesela 28'e 28'lik olan bir görüntü 784'lük bir input layer'a denk gelir. Ve 784'lük bir dönüşüm sağlar aslında bakarsanız. Ardından da çeşitli layer'lerden geçirebiliriz. Ve input layer'ımız bizim CNN'le birlikte kullandığımız giriş katmanı anlamına geliyor. Ve biz bu şekilde kullanıyoruz. Stride kavramı en meşhur kavramlardan bir tanesi. Aslında Türkçe'ye adım şeklinde çevirebilirim. Ve ben stride kavramı ile birlikte giriş tensörümüzün, giriş yapımızın sol üstünden başlayarak, bakın zaten şu an GIF'ini görüyorsunuz. Sol üstünden başlayarak sağa doğru gerekirse hatta belki adım atlayarak mesela ikişer ikişer ya da üçer üçer bizim verdiğimiz oranlara bağlı olarak gelişiyor bu. Sağ ve ardından tekrar sola dönüp aşağıdan devam etmesiyle gelişen bir kavram aslında ve biz buna stride diyoruz. Adım diyebiliriz, adımlama diyebiliriz. Burada da aslında hani bu mesela neden atlıyor? Yani böyle bir kavram olsun ki tek tek geçsin diyebilirsiniz elbette ki. Bakın görüyorsunuz burada geçerken bazı verilerde de bazı kayıplar olabiliyor. Yani biz tüm görüntüyü tanımak istemiyoruz belki. Görüntüden atlaya atlaya geçmek, atlaya atlaya adımlarla gitmek istiyoruz. Ve atlaya atlaya giderken de aslında bazı özelliklerimizi kaybetmek ya da bazı özelliklerimizi yok saymak istiyor olabiliriz. Bunun için biz stride'ımızı, adım sayımızı ayarlayabiliyoruz. İkişer ikişer gibi mesela. O zaman ki burada da aslında ikişer ikişer ilerliyor. Sol üstten sağa doğru hemen peşine tekrar sola iki aşağıdan başlayarak yine bir devam ediyor. Ve bir adımlama kavramından bahsediyoruz. Padding kavramı yine bizim için önemli kavramlardan bir tanesi. Bakın daha demin aslında stride'de gördünüz. Böyle sağa hali hazırda olmayan aslında pikseller eklemiş. Hemen sağ tarafta o GIF içerisinde görüyorsunuz. Piksel ekleme kavramı diyebiliriz padding kavramı içinde. Bunun sebebi de şu. Mesela ben filtreleri uygularken stride sırasında adım adım gitme sırasında bu filtreleri uygularken bazen kaybolan bilgiler olabiliyor. Ve ben bu kaybolan bilgileri azaltmak amacıyla görüntüme sıfır piksel değeriyle bir değer ekliyorum. Genişletme işlemi uyguluyorum. Ve bakın görüntüme ben sıfırları böyle ekledim. Ve aslında görüntümün bozulmamasını isteyerek, boyutlandırmasını değiştirmeyerek isteyerek aslında böyle bir padding kavramı ile birlikte yaptım. Aslında bir adım attım. Ve dediğim gibi burada kaybı en aza azaltmak ya da yapacağım kavramlarda bozulmaları önlemek benim için padding kavramı için özellikle değerli konulardan bir tanesi. Convolution layer sanırım CNN yapısının en temel kısımlarından bir tanesi. CNN nedir? Yani neden bunu yapıyoruz? Şimdi bizim görüntümüz içerisinden bazı özellikleri algılamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu özellikleri de filtrelerle uyguluyoruz aslında. Yani bazı özellikler var. Mesela bu bir kenar bulma özelliği olabilir. Ki biliyorsunuz belki de ben eğitim yaptıktan sonra genelde böyle kenarlarla, köşelerle alakalı ciddi kayıplar yaşayabiliyoruz. Computer Vision özelinden bahsediyorum. Ve bu yüzden de aslında bu kayıpları yaşamamak adına mesela Convolution Layer'da özellikle kenarları öne çıkartan ya da özellikle onları algılamaya çalışan filtreler uygulayabiliyorum. Ve Convolution Layer ve uyguladığım bazı özellik haritalarıyla birlikte, filtrelerle birlikte feature map'ler oluşturabiliyorum. Özellik haritaları oluşturabiliyorum. Ve bu haritalara, bu görüntülere ekstra filtrelemeler ve ekstra özelliklerle birlikte destek olabiliyorum ve işlemler yapabiliyorum. Convolution Layer benim temel katmanlarımdan bir tanesi. Dediğimiz gibi özetlemek gerekirse de özellikle özellikleri çıkarttığımız, aynı zamanda da filtreler uyguladığımız katmanlardan bir tanesi. Bir diğer kavramımız bizim için pooling katmanı. Aslında yine hani bizim özellikle CNN yapısını sıklıkla eklediğimiz katmanlardan bir tanesi. Kayma boyutuna ve hani ağın içerisindeki parametrelere bağlı olarak
hesaplama sayısını azaltmaya çalışıyoruz ve hani uyumsuzluk giderme gibi yani ya da kayıp giderme gibi kavramları yine biz pooling kavramı ile birlikte görmüş oluyoruz. Pooling kavramında bizim için özellikle max pooling ve average pooling çok fazla görürüz. Bunda da uygulanmış olduğumuz filtrede mesela max pooling için konuşuyorum. Bir filtre uyguluyorum. Bakın mesela 4'e 4'lük bir 2'ye 2'lik daha doğrusu bir filtre uyguluyorum. Stride'ını 2 seçerek, adımını 2 seçerek. Önce bakın şuradan ilk 4'ünü seçerek bir filtre uyguladı. Ve buradan maksimum değerimiz hangisi? 6. İlk o sarık taraftan bahsediyorum. 6'yı aldı ve yazdı. Ve elde etmek istediği zaten yine 2'ye 2'lik bir matris oluyor burada. Hemen 2 adım kaydırdı. 2 adım gitti de tam olarak o yeşil bölgeye denk geliyor. Ve orada da en büyük kavramımız gördüğünüz gibi 8. Yani o piksellerin içerisinde benim en büyük kavramımı aldı, en büyük sayımı aldı ve oraya 8'i yazdı. Bizim stride'ımız neydi? 2'ydi. Yani 2 adım attığına göre aşağıya doğru da 2 adım atacak anlamına geliyor. 2 aşağı kaydığında ve soldan başladığında mavi alana denk geliyor da en büyük kavramımız, en büyük sayımız daha doğrusu burada 3. 3'ü aldı. 2 sağa kaydırdı yine. Çünkü adım sayımız 2. 2 sağa kaydırdığında da burada 4'ü alıyor ve ardından da görmüş olduğunuz gibi pooling ile birlikte maksimum pooling yaparak burada bu kavramları almış oldu ve maksimum aslında pikselleri seçerek bu görüntünün içerisinden bu işlemleri yapmış oldu ve artık benim elimde 16'ya 16'lık yerine 4'lük bir görüntü var ve bu görüntünün üzerinden de bu işlemleri yapıyoruz ve dediğimiz gibi pooling bizim için CNN içerisinde sıklıkla kullandığımız ara katmanlardan bir tanesidir ve bizim özellikle dediğim gibi bizim için önemli olan katmanlardan bir tanesi. Flatten'in katmanı, aslında Flatten'in katmanına aşinasınız ve hatta gördük de ama hani yine aslında flattening kavramı için biz düzleştirme deyip geçebiliriz. Flattening olarak da bunu yani bu şekilde duyacaksınız. Bizim matrisimizin tek bir sütun haline gelmesi ve sinir ağını beslemeden hemen önce aynı sağda görmüş olduğunuz gibi bir input vermesi işlemi aslına bakarsanız. Bir düzleştirme işlemi var. Ardından da ben bu düzleştirme işleminden hemen sonra bakın burada görüyorsunuz matrisim elimde. Bu matrisi sırasıyla soldan sağa, hemen aşağı gidiyor soldan sağa yine ve sonuncu en sondaki basamak yine soldan sağa okuyarak bir düzleştirme işlemi yaptı. Yukarıdan aşağıya doğru yaptı ve ardından da hani değerleri de scale ettikten sonra ağıma verdi ve ağımı beslemiş oldu. Bakın burada da artık neural network başlıyor. Bir connected yapı var, bir bağlı yapı var ve burada da aslında bir sinir ağından bahsediyoruz. Vermiş olduğumuz görüntümüz artık böyle katmanlardan geçmiş. Belli özellikleri çıkartılmış. Çünkü hani görüntüyü neden küçültüyoruz? Çünkü biz onun özelliklerini almak istiyoruz. Bir taraftan görüntüler bizim için büyük yapılar. Bu yapıları da küçülterek aslında biz kendimize iyilik yapmış oluyoruz bir noktada. Ve hani çeşitli yapılardan geçirerek bizim için en önemli özellikleri alarak verimizi hazırlamış. Ardından flatten etmiş, düzleştirmiş. Aynı kırmızı yapıda olduğu gibi, görmüş olduğunuz gibi. Ardından da yapay sinir ağına vermiş durumda eğitimimizi başlatıyoruz diyebiliriz CNN yapısı için. Aslında kabaca CNN yapısı bu şekilde ve Convolution Neural Network katmanlarını bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi bir taraftan da size aslında data augmentation'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim çok önem verdiğim ve bir taraftan da oldukça sık kullandığımız kavramlardan bir tanesi aslında augmentation kavramı. Augmentation kavramı için aslında bir yapay arttırma diyebiliriz. Bir arttırma işleminden bahsediyoruz ve verileri bazen arttırmamız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi verilerimiz her zaman istediğimiz sayıda olmayabilir. Ya da verilerimiz istediğimiz sayıda olabilir fakat verilerimizin şekliyle alakalı ya da çeşitliliğiyle alakalı bir sıkıntımız olabilir. Ben verimi birincisi çeşitlendirmek istiyorum. Neden çeşitlendirmek istiyorum? Çünkü gerçek hayat projelerinde bizim çok daha fazla çeşitli, belki hani sorunları olan, eksikleri olan datalarımız oluyor. Ve bu datalara yaklaştırmak istiyorum. Ya da benim data setim az ve ben bu data setinden daha fazla
görüntüm olsun istiyorum ve bazı teknikler kullanıyorum ve tabii ki de bu teknikleri aslında siz veriyorsunuz. Siz bunları yapay şekilde artırmış oluyorsunuz. Şimdi orijinal görüntüyü hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Herhangi bir değişiklik olmamış. Ardından mesela bir çevirme işlemi olmuş. Ters aslında bir aynalama durumu var. Ve ardından da görüntü zaten çok benzer gördüğünüz gibi. Yani siz bunu gördüğünüzde de yine mesela bir ayı dersiniz. Ayı olduğunu görürsünüz. Fakat bilgisayara hani dediğim gibi bilgisayar bunu direkt olarak önceden öğrendiği bir şey değil. Siz bilgisayara bunu ilk defa göstereceksiniz, ilk defa öğreteceksiniz. Ve bu öğretme sırasında da hani bilgisayarın bu değişiklikleri, makinenin bu değişiklikleri öğrenebilmesi lazım. Bu yüzden de ne kadar çeşitli data verirseniz, öğrenmesini ne kadar farklı ve mantıklı datalarla beslerseniz o kadar iyi olacaktır. Amacımız dediğimiz gibi insan gözünde nasıl biz bunların hepsinin ayı olduğunu seçebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz, sınıflandırabiliyoruz. Bilgisayarlardan aslında bunu bekliyoruz ve bu mantıkla aslında işlemler yapıyoruz. Augmentation işleminde de dediğimiz gibi datamızı artırmak temel mevzumuz ve datamıza belki çeşitlilik oluşturmak mevzumuz, ezberlemeyi önlemek mevzumuz. Bu kavramlar için aslında yapay olarak datamızı artırıyoruz ve bir augmentation işleminden bahsediyoruz. Şimdi birazcık daha object detection kavramından bahsetmek istiyorum. Çünkü object detection sanırım computer vision'la alakalı, yani bu konuyla ilgileniyorum dediğimde en çok gelen konulardan bir tanesi oluyor. Ve object detection aslında bizim için yine önemli alanlardan bir tanesi. Hatta belki de en çok kullanılan alanlardan bir tanesi. Biz object detection'da nesneleri tanıyoruz ve nesneleri aslında birer box, birer kutu içerisine alıyoruz. Ve genelde zaten duymuşsunuzdur işte YOLO gibi ya da ne bileyim görüntüyü tanıdım, işte detect ettim ve işte görüntüyü ondan sonra da işte konumunu saptadım vesaire gibi kavramları çok fazla görüyorsunuzdur. Zaten hemen şu an sağ taraftaki resimde de bunun bir örneğini görüyorsunuz. Mesela gözlüğü ya da notebook ya da kahveyi ya da işte telefonu detect etmiş, tanımış, saptamış ve üstüne bir de hangi konumda olduğunu bize işaretliyor. Bu daha çok bu arada real life projelerde ve mesela videolarda diyeyim daha doğrusu videolarda çok kullanılıyor. Mesela bir sokak özelinde kurulmuş şekilde düşünün arkadaşlar bunu. Nesneler geçiyor ve sizin yakalamak istediğiniz bir nesne var. Mesela bisikletleri yakalamak istiyorsunuz ve ceza vereceksiniz mesela. O zaman siz mesela object detection ile birlikte, object detection kavramı ile birlikte kameranızın önünden geçen o anki nesneleri mesela insandır, işte bisiklettir vesaire gibi tanıyabilir. İşte bisikletse mesela belki uyarı verebilir. Ya da zaten bisiklet hareket ettiği için onu böyle gitgide lokalize edebilirsiniz. Yerini de saptayabilirsiniz. Mesela object detection'ı hayatımızın neredeyse birçok alanında da kullanabilirsiniz. Bizim için önemli kavramlardan bir tanesi. Birazcık daha böyle hani örnek vermem gerekir mi emin değilim fakat ya bizim için özellikle mesela robotik kavramlarda çok sık karşımıza çıkan bir kavram aslında. Object detection kavramı. Ve yine mesela sağlıkta işte dediğimiz gibi bizim için mesela tümörlü bölgeyi, hassas yapıları detect etmek ya da özellikle mesela otonom araçlarda, kendi kendine sürüş yapan araçlarda bu bizim için çok çok önemli bir kavram. Otonom araçlarda böyle karşısına çıkan nesneyi bir anda tanımak, ona göre tepki vermek, hatta nesneyi o anda lokalize etmek oldukça önemli. Yine dediğim gibi sağda da böyle direkt bir real life proje içerisinde görüyorsunuz. Bir video akışı sırasında görüyorsunuz bunu. Ve object detection'da birlikte kullanımını gerçek bir hayat projesinde görmüş olduk. Şimdi birazcık bunlar konusunda hani bir araştırma yaptım bir taraftan da. Hani en çok hangi metotlar kullanılıyor, neler önerirsiniz gibi sorular çok fazla geliyor. Aslında bunları bir taraftan da cevaplamaya çalıştım diyebilirim. Şimdi object detection konusunda sanırım en çok duyduğum kavramlardan bir tanesi YOLO özellikle. Ardından SSD gibi ya da işte FastRCNN, hatta bana kalırsa buradaki metotların hepsini çokça duydum. Fakat en meşhuru burada YOLO oluyor. Çünkü YOLO özellikle hız ve optimizasyon konusunda bize oldukça iyi bir hız ve optimizasyon sağlıyor diyebilirim. Ve bu yüzden de tercih edilen bir ağ olduğunu biliyorum YOLO'nun. Ardından SSD yine oldukça hızlı ve
hani stabil olan modellerimizden bir tanesi. Ve object detection konusunda özellikle bu ağları kullanıyoruz. Eğer not almak isterseniz bunları not alabilirsiniz. Ve bir taraftan da data setlerine birazcık geçmek istiyorum. Bizim için aslında fark ettiyseniz yayına girdiğimizden beri data setin ne kadar önemli olduğunu, sadece data setin değil, data seti anlamanın, data setimize bağlı olarak işlemler yapmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu sürekli olarak bahsettim. Ve elimizdeki data setlerini gerçekten bulmak bu arada zor. Yani public data setleriyle alakalı şöyle sorunlar olabiliyor. Evet, siz herkes açık şekilde data seti bulabiliyorsunuz. Fakat bulmuş olduğunuz bu data seti iyi etiketlenmemiş olabiliyor. Bu yüzden her zaman şunu söylüyorum. Bir data seti bulduysanız mutlaka gidin o data setin içerisine hani açın, manuel olarak girin, gözünüzle kontrol edin. Ya da eğer gerekliyse işte mesela bilgisayarınız üzerinde geçen hafta yaptığımız gibi datayı görüntüleyerek başlayın diyorum. Ve mesela Coco gibi ya da Pascal Wok gibi bizim hali hazırda eğitimlerimizde kullandığımız data setlerimiz var. Bunlar aslında bizim data setlerimiz varken ekstra olarak verdiğimiz data setleri. Bunlar hani senelerdir kullanılan ve içerisinde yüzlerce görüntü barındıran ağır data setleri, formatlı data setleri aslında bakarsanız. Ama bu data setlerin haricinde hani eğitimde kullanacağımız data setlerinin haricinde de direkt data set olarak kullanabileceğiniz data setlerini de burada listelemek istedim. Dediğim gibi eğer object detection konusunda başlamak istiyorsanız bu data setlerini de verdim. Burada bunları kullanarak object detection tarafında işlemlere başlayabilirsiniz. Son kavramım benim. Ardından uygulama tarafına geçeceğim ve bir segmentasyon projesi yapacağız. Şimdi metrikleri birazcık bahsetmek istiyorum. Yine aslında metrik kavramını biz geçen hafta konuşmuştuk. Fakat bugün metrik kavramı bahsetmemin bir sebebi daha var. Özellikle görüntülerde metrik kavramı nasıl kullanılıyor? Bundan birazcık bahsedip ilk oturumu bitirmek istiyorum. Şimdi metrik kavramı dediğimiz şey aslında bizim görüntümüzdeki başarımızı ölçebileceğimiz ve hatta bu başarıya bağlı olarak bizim aksiyon alabileceğimiz bir kavram. Ve özellikle mesela işte segmentasyon yapacağız birazdan ve bu segmentasyon işlemini yaparken ben elbette başarı oranımı da ölçeceğim. Mesela diyeceğim ki işte %90 oranında başarım var diyeceğim. Fakat %90 neye oranlı %90? Yani evet ben %90 diyorum ama işte doğru bilinenlerin yanlış bilinenleri oranı mı mesela? Hani bu her kavramda ve her projede tutmayabilir bu doğruluk oranı. Bu yüzden bizim her bir doğruluğumuz için farklı matematik formülümüz var ve bunları kullanıyoruz aslında. Şimdi sol taraftaki resimde aslında siz şu an bir segmentasyon örneği görüyorsunuz. Ve bu segmentasyon örneği içerisinde de biz true pozitif, true negatif gibi kavramlardan bahsediyoruz. Ve temelinde de bunlar hani tüm metriklerin aslında temelini oluşturuyor. Mesela şimdi hemen sol tarafta ground truth'umuz var. Yani bizim label'ladığımız, insan eliyle yapılan, doğru olan, etiketlenmiş verimiz var. Hemen sol tarafta görüyorsunuz. Bir de hemen onun sağ tarafında ortada yer alan görüntüde de bilgisayarın tahmin ettiği görüntü var. Şimdi bakın yanlış bilinen kavramlar da var burada. Doğru bilinen yerler de var. Mesela işte görüyorsunuz ki kadının sol tarafında böyle ağaçların ve yerin olduğu zemine doğru yanlış alınan bir bölüm var. Bir de kadının normalde alması gereken kadının vücudunun kafasında ve işte sağ taraftaki kolunda alması gereken bölümü almadığı bir kısım var. Ya da tam olarak doğru tahmin ettiği kısım var. Ve biz bunların hepsini aslında işte true pozitif, true negatif gibi kavramlarla adlandırıyoruz. Mesela ground truth'umuzun içerisinde sarı renkte yer alan yani tam olarak kadını çizdiğimiz fakat sağ tarafta tahmin ettiği tarafta bakın görüyorsunuz yine doğru bilinen kavrama biz true pozitif adını veriyoruz. Ya da normalde işte kadının kafasını almamış ya da sağ taraftaki kolunu almamış. Normalde alması gerekiyormuş. Yani bir yanlışlık, bir false durum var. Biz buna da false negatif diyoruz ve burada görüyorsunuz zaten. Hani bu şekilde bir adlandırma var. Hemen sağ tarafta da aslında bunun bir mapini sizlere vermek istedim. Bu kavramlardan yola çıkarak biz matematiksel ifadeleri oluşturuyoruz. Mesela bizim IOU score, F1 score, işte precision, recall vesaire birçok metrik değerimiz var. Accuracy, loss fonksiyonu birçok metrik değerimiz var. Ve yaptığımız işlemlere bağlı olarak bunları kullanıyoruz dediğim gibi.
IOS Score mesela özellikle segmentasyon işleminde kullandığımız bir metrik değeri. Ve size demiştim zaten hatırlarsanız, yani birazdan aslında bir segmentasyon örneği yapacağız. Ve özellikle o segmentasyon işlemini yaparken hani F1 Score gibi, Accuracy gibi değerleri de alacağım. Fakat özellikle IOS Score üzerinde duracağız. Çünkü bizim için IOS Score çok daha önemli. Peki nasıl hesaplıyor IOS Score? Yani doğru bilinenler bölü işte tüm her şey mi? Ya da doğru bilinenler bölü yanlış bölünenler gibi mi? Hemen onu inceleyelim. Bakın şimdi. Kadının normalde bilmesi gereken alan vardı hatırlarsanız. Bir de yanlış bildiği ve hani pardon, kadının normalde bilmesi gereken bir alan vardı. Bir de hani yanlışları da olan ama doğru bildiği bir alan vardı. Tam olarak sadece doğru bildiği alanı alıyoruz. Bunu tüm alanı, yani normalde kadının olması gereken alan ve bir de yanlış bildiği o sol taraf, hatırlarsanız sol tarafta da yanlış bildiği bir alan vardı. Bunların hepsini birleştiriyoruz. Union diye ifade ediyoruz aslında biz bunu. Bunu alıp o kesişime, yani normalde de doğru bilmesi gereken ve doğru bildiği kısmı bizim tüm tahminimize bölüyoruz. Ve biz mesela IOS Score'u bu şekilde elde ediyoruz. Elbette ki bizim sadece IOS Score değil, dediğim gibi Precision Recall, F1 Score gibi birçok metrik değerimiz var. Fakat hani geçen hafta zaten bunu anlattık. Eğer izlemek isterseniz o bölüme de gidebilirsiniz. Hani eğer dediğim gibi mesela segmentasyon işlemi yapmak istiyorsanız özellikle IOS Score tercih etmenizi ilk sırada tercih etmenizi öneririm. Ya da mesela bir object detection işlemi yapacaksanız yine F1 Score gibi, Precision gibi metrik değerlerini tercih etmenizi öneririm. Metrik değerlerimiz de bahsettiğim gibi aslında bu şekilde ve bizim birazdan segmentasyon örneğinde göreceksiniz ne kadar doğru bildiğimizle alakalı kavramlar. Şimdi bizim için aslında şu şeyden sonra collab zamanı, fakat tam bir saat oldu. Hiç susmadan bir eğitim yaptık. İsterseniz bir 5 dakika mola verelim. Ne dersiniz? İsterseniz devam da edebiliriz. Bir mola verip 5 dakika sonra isteyen bir çayını alsın gelsin. Devam edelim ardından. Segmentasyon örneği göreceğiz. Direkt bir real life, gerçek bir hayat projesi bu. Ve dediğim gibi de böyle birazcık da zor bir proje olacak ama hani piyasada kullanılan bir şey göreceksiniz. Bence bu oldukça hoş. Eğer bana sorunuz olursa, bakın mail adresim burada yer alıyor. iramkomurcu@globalehap.com. Buradan bana mail atabilirsiniz. Sorularınızı bekliyor olacağım. Ya da beni zaten dediğim gibi yayın sırasında isterseniz sosyal medyada hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Turkish AI Hub'ı, GDG Turkey ya da beni etiketleyerek paylaşırsınız. Biz de paylaşımlarınızı paylaşıyor olabiliriz. Bu şekilde ara verim geldi. Herhangi bir şey diyen de olmadı. O zaman bir 5 dakika mola verelim. Tam 8'i 5 geçe başlayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu arada ben bu sunumu paylaşacağım. Yarın gün içerisinde atmış olurum. Bizim bir GitHub hesabımız vardı. Arkadaşlarımız belki paylaşır. Hemen ardından da yani hem collab linkini, birazdan vereceğim collab linkini, hem de buradaki sunumu sizlere paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar ne dersiniz? Ara verelim mi? Tamam arkadaşlar, evet yazmışlar. O zaman ara veriyoruz. Tam 8'i 5 geçe diyelim. 8'i 5 geçe görüşmek üzere. Tekrardan geleceğiz. Evet, sorularınız varsa alabiliriz. Teknik olmayan, hocamıza ileteceğimiz sorular falan varsa. Birazdan gelecek zaten kendisi de. Tabii ki linkleri hemen İleteyim.
Etmenimiz hazır arkadaşlar. Siz de hazırsanız alıyorum kendisine. Selamlar tekrardan. Mikrofon kapalı galiba. Şu an. Evet. Okey, okey. Şu an yayında mıyız? Evet. Süper. Şu ekranı da göndereyim. Tamam. Tamamdır. İyi yayınlar tekrardan. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Tamam, kullanıcılarımız da burada. Dinleyicilerimiz de burada. Bir saat hiç susmadan konuşmak bazen yorucu olabiliyor. Özür diliyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Herkes çayını, suyunu aldıysa, molasını verdiyse isterseniz. Segmentasyon örneğiyle devam edeceğiz. Aslında ilk oturumda bunun mantığının nasıl çalıştığını, bizim neler yaptığımızı, bir taraftan bunların kullanım örneklerini hep birlikte görmüş oldum. Şu an sesim vesaire iyidir umarım. İkinci oturumda, bu oturumda arkadaşlar segmentasyon göreceğiz. Ve segmentasyon örneğinde de aslında biz bizim vermiş olduğumuz görüntüleri segmente edeceğiz. Birbirinden ayıracağız, ayırma işlemi yapacağız. Segmente işlemini aslında kabaca bu şekilde ifade edebiliriz. Ve hani bu gerçek bir kod. Benim hatta böyle hani mesela uydu verilerinde olsun ya da günlük hayatımda, işte günlük hayatta kullanılan data setleriyle olsun kullandığım bir model bu arada. Bu yüzden hani bu yüzden dedim hani ilk 3 haftaya oranla birazcık daha belki bir ağır bir kod olabilir sizler için. Fakat böyle her detayını anlatarak gitmeye çalışacağım. Sorunuz olduğu yerde lütfen sorun. Özellikle böyle segmentasyon kavramını ve bizim computer vision tarafında ya da computer vision işte mühendisleri neler yapıyor bu tarafta, bunlardan bahsedeceğim bu kod özelinde. Şimdi özellikle ilk aşamada datasetimizi tanıyarak başlayalım. Ki zaten böyle hani sunumun en başından sonuna kadar da size sürekli datasetini tanımak deyip durdum. Hani datasetimizin nasıl bir çözünürlükte olduğu, işte nasıl bir yapıdan oluştuğu bizim için oldukça önemli. Mesela burada işte Kenwood datasetini kullanıyoruz. Bizim için aslında hani 6 tane sınıfın bulunduğunu mesela şu an görüyorsunuz, işte binalar, gökyüzü, işte ağaç, mesela yol, işte arabalar, insanlar gibi böyle segmente edildiği, aslında direkt hayattan alınmış bir dataset bizler için. Ve hani yine böyle aslında meşhur datasetlerinden bir tanesi, özellikle segmentasyon içerisinde kullanıyoruz. Bir video içerisinden kesilmiş image'lerden oluşuyor. Gördüğünüz gibi 320'ye 480 pikselden oluşan bir dataset. Ve biz zaten bunları birazdan görüyor olacaksınız. Piksellerini vesaire böyle değiştiriyor olacağız. Bizim datasetimiz hani hem segmentasyon özelinde hem de aslında computer vision özelinde image'imiz ve image'lere karşılık gelen, yani daha doğrusu görüntülere karşılık gelen label'lardan, maskelerden oluşuyor aslında. Yani bizim datasetimiz de şu şekilde ayrılmış. Eğitim verilerimizin olduğu train datasetimiz ve bunun hemen maskeleri, segmentasyon üzerinde kullanacağımız insan eliyle oluşturulmuş maskeler. Validation datasetimiz, doğrulama dataseti de diyebiliriz bunun için. Ona karşılık gelen maskeler, etiketler de diyebiliriz. Daha iyi anlamanız açısından böyle bir terim kullanıyorum. Test datasetlerimiz, test datasetini hiçbir zaman train aşamasında, eğitim aşamasında sokmuyoruz arkadaşlar. Eğitim aşamasından sonra test ederken, doğruluğumuzu ölçerken test datasetini kullanıyoruz. Ve bu test dataseti ne kadar doğru, ne kadar çalışıyor bunu kontrol etmek amaçlı da hani şu doğrudur ya da yanlıştır diyebilmesi açısından da maskelerimiz elbette var. Ve Kenwood dataseti şu an burada görüntülerde görmüş olduğunuz şekilde bir dataseti diyebiliriz. Şimdi ilk aşamada
Tabii ki de kütüphanelerimizi import ederek başlıyoruz. Böyle kısaca bu kütüphaneler ne iş yapıyor? Hemen onlardan bahsedeyim. Yazı boyutu iyi mi? Birazcık daha büyütmemi ister misiniz? Bir tık daha büyüttüm. Eğer sorun yaşarsanız lütfen söyleyin. Ben yorumlarınızı okuyorum. Şimdi data setini burada görüyorsunuz. Hatta data setini burada load ediyoruz ve bir taraftan aslında kütüphanelerle başlıyoruz. Kütüphaneler bizim için hazır fonksiyonlar, hazır işlemleri yapabileceğimiz aslında bize alanlar ve bazı yetkiler veriyor. Biz kütüphanelerle bunları elde ediyoruz. Mesela işte sistem bilgilerine ulaşmak, data ile alakalı bilgilere ulaşmak için mesela OS kütüphanesini kullanabiliyoruz. Ya da OpenCV kütüphanesi özellikle görüntü işleme ile alakalı çalışacağımız zaman kullandığımız önemli kütüphanelerden bir tanesi. OpenCV ile datayı okuma, datayla alakalı işlemler yapma, renk kanallarıyla alakalı işlemler yapma OpenCV ile birlikte mümkün ve bu amaçla kullanıyoruz. Keras, bildiğiniz gibi aslında TensorFlow ve Keras bir arada kullanılan ve bizim deep learning işlemlerimizi yapmamızı olanak sağlayan bir kütüphane. NumPy kütüphanesi ile birlikte özellikle matematiksel işlemler, data setimizin üzerinde yapmamız gereken işlemler NumPy kütüphanesi ile birlikte yapıyoruz. Matplotlib kütüphanesi ile birlikte de birazdan görüyor olacaksınız. Görselleştirme işlemlerini yapıyoruz ve bizim için aslında işleri böyle kolaylaştıran, tatlılaştıran bir kütüphane. Ve gördüğünüz gibi TensorFlow backend'i kullanarak işlemlerimize başlıyoruz. Şimdi ilk aşamada bizim elbette data setimizi tanımamız, data setimizi içe aktarmamız gerekiyor. Ve ben data setimizi datadir adında bir değişkenle birlikte Kenwood data setini gördüğünüz gibi burada aktardım ve aslında çektim. Ardından da benim bunları hem train hem test hem de validation data setlerini, bu bölümlenmiş data setini tanıtmam gerekiyor ve tanıtma aşamasını burada yapıyorum. Her bir data seti ve data sete karşılık gelen label'ları burada veriyorum gördüğünüz gibi. X ile her zaman, yani bu genel bir isimlendirmedir, bir gelenek gibi de düşünebilirsiniz. X ile her zaman image'leri, Y ile birlikte de onlara karşılık gelen maskeleri temsil ediyoruz. Aslında ana elemanımız ve ona karşılık gelen etiketimiz gibi düşünebilirsiniz. X train'imiz ve ona karşılık gelen yine train datasetine karşılık gelen maskelerimiz ve onların datasetine gösterimi ve her birinin validation ve test datasetine göre kullanımını burada gördünüz. Ardından data loader tarafında datamızı nasıl alacağımız, nasıl işleyeceğimiz ve datayı ne gibi işlemler yapacağımız aslında burada belli oluyor. Ya da datayı özellikle okumamız ve okuduğumuz bu data üzerine yapacağımız işlemler dediğimiz gibi bizim için data loader kısmında ve bu işlemleri burada yapıyoruz. Hatta gördüğünüz gibi mesela klaslarımızı sınıf isimlerimizle belirtmişiz. Mesela Sky, Building, Paul, Road gibi birçok tüm sınıflarımızı burada verdik, tanıttık ve datamızı nasıl okumamız gerektiği konusunda da fonksiyonlarımızı burada yazdık. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Mesela görüyorsunuz data loader kod bloğunun içerisinde data loader ile alakalı bir sınıf da var aslında. Bir klasımız ve hatta fonksiyonumuz da var. Şimdi ben burayı özellikle kısa geçiyorum çünkü burası tamamen bir Python fonksiyonu ve aslında görüntü işte hani alma, işleme, görüntüyü okuma ve bu işlemleri yapmayla alakalı tarafımız bizim. Biz genelde bu tarafı, hani bu verdiğim uzun kod bloğu var ya, bakın şurada bitiyor. Biz aslında genelde bunu .py dosyasıyla birlikte şey yaparız. Yani tek bir Python dosyasının içerisinde bu kod bloğunu veririz. Zaten yapılan işlemler, çağrılan fonksiyonlar bellidir. Ardından bu notebook içerisinde genelde biz bunu çağırırız. Sadece Python kodunu çağırırız. Fakat görmeniz açısından, yani data loader'da kullanıyoruz. Bakın data loader'da neler yapıyoruz demek açısından ben bu kod bloğunu da göstermek istedim. Ardından ne dedik? Data loader'la birlikte ben datamı load ediyorum. Nasıl kullanmam gerektiğini, nasıl visualize etmem gerektiğini, görselleştirmem gerektiğini aslında data loader tarafında gösteriyorum. Ve aslında burada bir check işlemi, bir kontrol işlemi yapıyoruz. Bakın burada bir visualize işlemi var. Bu visualize işleminde bir görselleştirme var. Ve bakın visualize fonksiyonunu yukarıda yapmıştım ben. Şurada görüyorsunuz şu anda visualize fonksiyonumu. Bunu yukarıda yapmıştım ve bu yukarıdaki fonksiyona giderek aslında çağırıyor ve ardından da işte mesela vermiş olduğum sınıf üzerinde
bana onun maskesini sunuyor. Yani doğru çekip çekmediğini, daha doğrusu data setimizi doğru okuyup okuyamadığını ya da visualize işlemini doğru yapıp yapmadığını buradan kontrol ediyoruz. Ki doğru yapıyor. Bakın işte asıl görüntümüz var. Mesela burada diyorum ki kar arabaları maskele diyorum. Şöyle sıfır olarak girmişim. Gerçekten arabaları segment ediyor. Burada maskeliyor. Ya da mesela gökyüzünü sky adı verilen background'ı yap diyorum. Gerçekten onu yapıyor. Vesaire gibi. Bu şekilde çıktığımızın doğru olduğunu görüyoruz. Bu tarz çek işlemlerini yapmak gerçekten oldukça önemli. Zaten hani görüntülerle çalıştığınız için de bu çek işlemlerinin doğruluğunu rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz ve bizim sıklıkla kullandığımız bir kavram. Augmentation kavramını ilk oturumda bahsetmiştim. Verimizi yapay olarak arttırma ve yine arttırdığımız bu veri özelinde arttırdığımız verimizle birlikte işte eğer gerekliyse işte veri setimiz azsa arttırmak bizim için önemlidir. Ya da data setimizin işte yoğunluğu azsa o zaman hani yoğunlaştırmak önemlidir vesaire gibi kavramlar var. Augmentation kavramında da biz bunu kullanıyoruz. Bakın mesela augmentation, mesela horizontal flip ya da işte random crops gibi bakın birçok augmentation tekniği var. Burada augmentation tekniği olarak augmentation kütüphanesi kullanılmış. Augmentation kütüphanesini incelerseniz bu notebook'u da paylaşacağız sizlerle bu yayından hemen sonra. Buradaki linklerle birlikte gidebileceksiniz. Ve augmentation kütüphanesinin bize sunduğu fonksiyonları görebileceksiniz. Ve bu fonksiyonların içerisinde bazı değişiklikler yaparak hani bunlarla birlikte bir augmentation işlemi uygulayabileceksiniz aslında datalarınıza. Mesela işte horizontal flip yapıyor. Ya da mesela işte shift scale rotate fonksiyonunu çağırmış. Bir rotate işlemi var aslında bakarsanız burada. Ve mesela işte border'ı işte border mod 0, border olmasın demiş. Eğer isterseniz burada border'ın olmasını da isteyebilirsiniz. Ya da mesela eğer gerekliyse işte boyutlarla alakalı bir değişiklik yap demiş. Yani datamı sanal olarak, yapay olarak daha doğrusu büyütüyorum. Ve bunu da augmentation kısmında yapıyorum. Dediğim gibi bunda hazır bir PE dosyası, Python dosyası gibiymişçesine de çekebilirsiniz. Ya da burada yapmış olduğunuz augmentation işlemini test edebilirsiniz. Augmentation teknikleri genelde bu arada bizim doğruluklarımızı arttıran bir kısım oluyor. Yani mesela eğitim verdik. Eğitimimizin sonuçta bir çıktısı var. Metrik değerleriyle aldığımız bir çıktı var. Ne kadar doğru, ne kadar başarılı bir eğitim yaptığımızı gözlemliyoruz bildiğiniz gibi. Bunu gözlemlerken de hani bu augmentation teknikleri vesaire çok çok kullandığımız ve bizim işimize yarayan hani bunları yükselten, doğruluğumuzu yükselten kavramlardan bir tanesi. Bakın burada ben train data setine, şurada görüyorsunuz, training augmentation diyor. Train data setine ve validation data setime bir augmentation uyguladım. Ve uygulamış olduğum bu augmentation'dan sonra bir check etmek istedim. Doğru hani augmentation uygulayabiliyorum. Bakın augmentation tekniğini training augmentation'la birlikte burada çekmiş. Şurada gözlemleyebiliyorsunuz. Augmentation'la birlikte çekmiş. Yukarıda tanımlamıştık. Ardından da mesela car ve sky klaslarını alarak sen bunu visualize et diyorum. Ve ardından 12. görüntümü alarak bunu visualize ediyor. Bunu görselleştiriyor. Ve aynı zamanda da augmentation tekniklerini kullanmış mı kontrol ediyoruz. Evet kullanmış, başarılı diyoruz. Ve ardından da artık bizim eğitim aşamamıza doğru gidiyoruz. Şimdi kafanız karışmasın diye böyle kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Şimdiye kadar ne yaptık? Birincisi kütüphanelerimizi import ettik. Çünkü bu işlemleri yapabilmemiz ve hatta bu işlemlere başlayabilmemiz için kütüphaneleri yüklememiz önemli. Ardından kütüphaneleri yükledikten sonra data setimi yükledim. Data setimi yükledikten sonra data setimin nasıl yüklenmesi gerektiğini, TensorFlow ya da Keras'ı buna nasıl hazır edeceğimi ya da data setim özelinde gerekliyse preprocessing işlemlerinin olduğu data loader tarafını yaptım. Data loader'dan sonra da datamı bir görselleştirdim. Fakat bu bir adım sayılmaz aslında bakarsanız. Peşine de augmentation işlemi yaptım. Verimi yapay olarak arttırdım. Ve ardından artık bakın veriyle alakalı bir sürü işlem yaptım. Ve artık sıra training tarafında, eğitim işlemi sırasında ve artık training'e doğru geçiş yapıyorum. Şimdi bu eğitim kısmımızın olduğu taraf aslında. Yani benim hali hazırda bildiğiniz gibi bir modelim var. Benim bu modeli seçmem, doğru modeli seçmem, bu modele doğru hiperparametreleri vermem. Vermiş olduğum hiperparametreleri
doğru fonksiyonlarla kullanmam oldukça önemli ve training aşamasında da bunu yapıyoruz. Şimdi ben burada segmentation model kullandım ve segmentation modelini aslında GitHub reposundan görebilirsiniz ve hatta bunu çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi de burada Keras framework kullanarak aslında işlemlerini yapıyor. Ve bir backbone seçiyor kendisine. Şimdi biliyorsunuz ki bizim modellerimiz var. İşte mesela ResNet gibi, VGG gibi, MobileNet gibi, EfficientNet gibi. Mesela bizim EfficientNet burada doğru bir örnek değil. Modellerimiz var. Ve UNet gibi daha doğrusu. Ve bu modellerle birlikte biz bazen backbone'lar kullanmak istiyoruz. Bir iskelet kullanmak istiyoruz aslında bakarsanız. Yani tek başına olan bir modeli bir modelle daha destekliyoruz ve desteklemiş olduğumuz bu model çok daha güçlü, daha güçlü öğrenebilen bir model haline geliyor. Ve aslında biz backbone'larla birlikte bunları destekleyebiliyoruz. Mesela hani iyi bildiğimiz modellerden bir tanesi EfficientNet B3, B3 backbone'u ve backbone olarak bunu seçtik. Ardından görüntülerimizi 8'er batch'ler halinde aslında dedik ve batch size olarak 8 verdik. Bu bir binary sınıflandırma. Yani sadece arabaları segmente ediyor. Bu yüzden de sadece class olarak arabayı verdik. Yani binary olduğunu, tek bir class'tan oluştuğunu biliyor. Ardından bir optimizer sırasında öğrenebilmesi için bir learning rate değeri verdim ve 40 epoch'tan oluşsun dedim. Bildiğiniz gibi bunlar benim temel hiperparametrelerim ve bunları vermiş oldum. Ve ardından şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Aktivasyon fonksiyonu seçmek, asıl model seçmek, ardından da optimizer ve loss fonksiyonu gibi en temel hiperparametreleri verip artık modelimizi compile etmeye sıraya geçiyoruz. Şimdi diyoruz ki burada eğer işte modelim daha doğrusu sınıf sayım benim burada önemli. Çünkü buna bağlı olarak bir aktivasyon fonksiyonu seçiyorum. Eğer diyorum sen tek bir sınıftan oluşuyorsan, tek bir çıktın varsa işte bunun için işte sigmoid seçebilirsin. Ya da eğer çoklu çıktın varsa birden daha çok klasın fazlaysa softmax seçebilirsin gibi bir aslında koşullu ifadeye bağlıyorum. Ardından UNet modeliyle birlikte ki eğer UNet modelini bilmiyorsanız bence bakmanız gereken modellerden bir tanesi. Functional olarak kullanılan geçen hafta fonksiyonel API'yi görmüştük, modelleri görmüştük. Fonksiyonel olarak kullanılan bir model ve UNet hani güçlü modellerden bir tanesi. Özellikle segmentasyon için kullanılıyor ve hani segmentasyon işlemi yapmak istiyorsanız bence UNet sizin için güzel bir başlangıç olur ve UNet modelini kullanıyoruz. UNet'le birlikte vermiş olduğumuz backbone'u birleştiriyoruz. Ardından kaç tane class'ımız vardı? Bir tane. Arabayı şurada vermiştik. Tek bir class'ımızı birleştiriyoruz. Activation fonksiyonu olarak burada İşte binary mi işte ya da multi mi segmentasyon yapıyor. Bunu seçtiği buradaki aktivasyon fonksiyonumuzu veriyoruz. Ardından modelimizi çalışıyoruz. Yani modelimizi tanıtmış oluyoruz. Şimdi bizim burada ne eksiğimiz kaldı? Hatırlarsanız geçen hafta biz optimizer üzerinde çok durmuştuk. Bizim metrik değerlerimiz üzerinde çok önemli olan loss fonksiyonu üzerinde çok durmuştuk. Ardından da bir de metrik değerlerimiz vardı bizim. Bizim için özellikle bir hesaplama yapıyordu. Doğruluk veriyordu. Bizler için oldukça önemliydi ve bir de metrik değerlerini veriyoruz. Optimizer olarak add'in fonksiyonunu seçtik. Ve hani add'in evet en çok kullanılan bizim için özellikle segmentasyonda da iyi başarılar aldığımız optimizer'lardan bir tanesi. Loss fonksiyonunu aslında burada loss fonksiyonunu kendi oluşturmuş. Hatta iki tane loss fonksiyonunu birleştirerek total loss adını verdiği bir fonksiyon oluşturmuş. Ve burada total loss ile birlikte işlemleri yapmış. Ardından metrik olarak IOU score, bakın size bir önceki oturumda söylemiştim. Bizim için IOU score oldukça önemli bir metrik değeri. Segmentasyon işlemi için IOU score ve F score burada seçilmiş. Hatta demiş ki işte threshold değerin eğer 0.5 yani 0.5 yap ve 0.5'ten büyükse sen bunları işte etkiye al, bunları tepki, daha doğrusu evet, bunları dikkate al demiş. Ardından da metrik değerlerini threshold değerleriyle birlikte vermiş. Ardından optimizer'ım, loss fonksiyonum, metrik değerlerimle birlikte oluşturmuş olduğum modeli compile ediyorum ve artık benim elimde bir bakın modelim var. İçerisinde optimizer'ı, modeli, UNet modeli, backbone'u, EfficientNet kullanmıştık. Optimizer'ı, işte learning rate değeri, loss fonksiyonu hepsinin olduğu, hepsinin bir arada olduğu bir modelim var. Ve bakın gördüğünüz gibi ben burada bu modelimi compile etmiş oldum. Ardından burada
Data setlerimi, data loader'ları yüklüyorum. Çünkü bunları yüklememin sebebi şu. Artık benim datam yapay sinir ağına girecek. Yani evet, ben datamı şu ana kadar işte çeşitli katmanlardan geçti. Daha doğrusu çeşitli pre-processing işlemlerinden geçti. Datam aslında bir noktaya kadar benim için hazırdı. Fakat şimdi datamı alması, geçirdiğim bu işlemlerden sonra datamı tanıması ve sonra da benim datamın yapay sinir ağına, hatta katmanlara girmeye hazır olması gerekiyor. Ve bu yüzden de aslında ben datalarımı load ediyorum. Train mesela, train data loader ve validation data loader'a bunları load ediyorum, yüklüyorum. Ardından datalarım artık hazır oluyor. Verdiğim augmentation işlemleriyle, vermiş olduğum pre-processing, ön işleme teknikleriyle birlikte datam benim artık eğitime hazır. Ve gördüğünüz gibi şurada train data loader ve validation data loader ile birlikte datalarımın tamamını hazırlamış oldum. Bakın, şimdiye kadar bu arada test datasetine hiç işlem yapmadık. Çünkü şu ana kadar hiç test datasetiyle işlemim olmadı arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi test datasetini kesinlikle ve kesinlikle eğitim içerisinde kullanmıyoruz. Eğitim içerisinde biz train datasetimizi ve validation datasetimizi kullanıyoruz. Onlarla birlikte işlem yapıyoruz. Son olarak şart değil fakat olmasını her zaman öneririm ve oldukça da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Callback fonksiyonuna girmişiz. Callback bizim için yararlı bazı fonksiyonlar sunuyor. Yani mesela işte siz mesela belki bir işlem başlatacaksınız ve elbette ki bu 200 repo başından sonuna kadar takip edemezsiniz. Yani o işlemler bir taraftan yürürken siz farklı işlerinize bakabilirsiniz. Eğer mesela yaptığınız işlem artık öğrenmiyorsa, o zaman mesela early stopping, yani erken bitirmesini isteyebilirsiniz modelinizin. Ya da mesela modelinizin en iyi, best şekildeki modelleri, best olduğu epokları kaydetmesini istiyorsanız, o zaman işte model checkpoint diyerek mesela iyi olduğu epoklarda bunları checkpoint almasını isteyebilirsiniz. Ve ardından bu modelleri sonradan da kullanabilirsiniz gibi kavramlarımız var ve biz bunları callback içerisinde görmüş olduğunuz şu callback fonksiyonuyla birlikte tanımlıyoruz. Burada callback içerisinde bunları tanıttık. Ardından da aslında modelimizi fit etmeye, daha da doğrusu eğitim işleminin başlamasına geçtik. Her şeyi verdik arkadaşlar. Bakın, modeli oluşturduk. Modelimizden önce pre-processing işlemleri yaptık. Modelimizin hangi optimizer, hangi loss fonksiyonu, hatta hangi metrikleri kullanması gerektiğini, hatta callback olarak neler kullanmalı bunları bile verdik. Artık bizim datamız, modelimiz, her şeye hazır ve artık eğitim işlemine başlayabiliriz. Ve eğitim işlemini de burada fit generator tarafında yapıyoruz. Bizim aslında hani deep learning tarafı, asıl deep learning tarafı tam olarak burada aslında bağlantıya giriyor. Yani eğitim işlemi başlıyor, bir öğrenme işlemi başlıyor ve bu öğrenme işleminin sonucunda biz çıktılar alacağız ve bu çıktıları zaten değerlendireceğiz. Birazdan da göreceksiniz. Bakın, bu arada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bir history değişkenini atadık biz buna. Çünkü birazdan history değişkenini kullanacağız. Almış olduğumuz çıktıları history içerisinde kullanacağız ve bunlar aslında bizim işimize yarayacak kısımlar olacak. Modelimizi fit ettik, eğitim başlattık. Train data loader'ımızı verdik. Her epokta kaç adım atsın, kaçar step'lerle gitsin bunları verdik. Epok sayımızı hatırlarsanız 40'tı, yukarıda belirtmiştik. Ardından callback fonksiyonumuzu verdik. Callback eşittir callback diyerek burada belirttiğimiz fonksiyonumuzu çağırdık, şuradakini. Ardından validation datamızı, aynı train datamızı verdiğimiz gibi verdik. Ve yine validation datalarımızda kaçar step'lerle yapması gerektiğini belirttik. Ve ardından da eğitim işlemimiz başladı. Burada da aslında epoklar akıyor ve bizim eğitim işlemimiz 40. epok sonunda sonlanmış oluyor. Bunu bilerek çalıştırmıyorum şu anda arkadaşlar. Çünkü böyle bir datayla çalışmak, hani bir epok bile çalışsa aslında bizim ciddi vaktimizi alacak bir şey. Böyle hani geçen hafta yaptığım o MNIST veri setiyle olduğu gibi çok hızlı bir şekilde olmuyor maalesef. Bu yüzden hani birazcık daha hani bu şekilde anlatmayı tercih ettim. Yoksa zamanımız hiçbir şekilde kalmayacaktı. Aynı geceyi bile yiyebilecek bir model bu. Hani hem UNet kullanmak, hem EfficientNet kullanmak, hem böyle bir datayla çalışmak
hani özellikle computer vision tarafında eğitime ciddi bir süre harcanıyor diyebilirim. Bu yüzden de çalıştırmadan anlatarak geçiyorum. Ve burada biz epochçıklarımızı aldık. Train aşaması bitti. Bundan sonra da bizim yapmamız gereken artık modelimizi değerlendirmek oluyor. Ki bu arada bu benim en sevdiğim kısım arkadaşlar. Yani sonuçta modelinizi seçmek, doğru hiperparametreleri seçmek, onlara bağlı olarak işlemler yapmak ve hani maksimum doğruluğa ulaştık mı ulaşmadık mı bunları test etmek, hani artık bu tarafa geçmek beni genelde en çok tatmin eden kısım oluyor. Bakın, bizim burada eğitim işlemimiz olmuştu. Hatta yapmış olduğumuz bu eğitim işlemini biz bir history değişkenine atamıştık. Ve atamış olduğumuz bu değişkeni artık burada çizdiriyoruz. Yani Matplotlib kütüphanesini en yukarıda, en tepede çağırmıştık hatırlarsanız. Burada Matplotlib kütüphanesini kullanarak, pilot'ı kullanarak aslında bir çizim yaptırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın, IOU skoru ve loss fonksiyonunu temel alarak, history değişkeninden çağırarak burada çizim yaptırıyor. Ve bakın burada train ve test data setinde, bakın train ve test data setinde nasıl bir görüntü elde ettiğini görüyorsunuz. Ve mesela train data setinde hani iyi bir oran var aslında bakarsanız. Böyle %90'lara hatta daha fazlasına doğru çıkmış. Test data setim, ilk defa görmüş olduğu test data setim birazcık daha aşağıda maalesef. Bu da aslında normal, fakat bizim her zaman amacımız train ve test data setlerini birbirine yaklaştırmaktır. Bu grafiği birbirine daha fazla yaklaştırmak ve daha ilk defa görmüş olduğu test data seti gibi data setlerinde daha fazla bir oran yakalamaktır. Yine burada mesela loss fonksiyonunu görüyorsunuz. Loss fonksiyonunda da azalarak gitmiş ve biz her zaman azalarak gitmesini isteriz. Çünkü kayıp fonksiyonu aslında. Loss fonksiyonu bizim için bir kayıp fonksiyonu. Ve kaybımızın her zaman en az olmasını istiyoruz. Bu yüzden de hani kayıp derecemizi her zaman azaltmak hedefindeyiz. Ve çizdirdiğimiz grafiklerde de sonuçlarımızı daha net bir şekilde görebiliyoruz. Elbette ki bununla kalmak istemiyoruz biz. Daha fazla bir değerlendirme ölçümüz olsun istiyoruz. Mesela ilk defa gördüğü test data setinde sayısal olarak nasıl sonuçlar almış, bunları görmek istiyoruz. Bakın yukarıda train data setimi ve validation data setimi data loader'a yüklemiştim. Ve hani artık datalarımı okuyabiliyordu. Şimdi de test data setimi yüklüyorum. Hem bakın hem image'i hem de mask'i ile birlikte test data setine yükledim data setimi. Ardından hem augmentation hem preprocessing kısımlarını burada da uyguluyoruz. Ve data loader'ımın içerisinde artık test data setim var. Ve test data setim artık değerlendirme yapmaya hazır olmuş oluyor. Yukarıda hemen gösteriyorum. Şurada train aşamasında biz bir callback fonksiyonu vermiştik. Ve callback fonksiyonu dedik ki en iyi modeli best model nokta H5 adı ile birlikte kaydet dedim. Bana en iyi modelimi artık sonunda, en sonunda best modelimi kaydetti. Ve kaydetmiş olduğu bu best modeli burada ağırlık olarak yüklüyorum. Ve yüklemiş olduğum bu ağırlık üzerinden hani tekrardan bir eğitim ve doğrulama yapmak yerine aslında elimdeki en iyi modelimi kullanarak test data setimle bunu test ediyorum. Ve burada gördüğünüz gibi test data loader'ımı oluşturmuşum. Loss fonksiyonu ve keza diğer vermiş olduğum metriklerimi çağırarak burada bir tahminleme, bir evolution işlemi yaptırıyorum. Ve loss fonksiyonu 0.3 gibi bir değer çıkarken IOU score değerim, dediğim gibi segmentasyonda bizim dikkat edeceğimiz metrik değerlerinden bir tanesi. IOU score diyelim 0.77 gibi bir değer çıkıyor. Hani bu da evet fena sayılmayacak bir değer. Fakat tabii ki de %85'leri, 90'ları hatta 95'leri görmesini isteyebiliriz. Ve hani bunu yükseltmek amacımız, bunun için de testler yapabiliriz. Bir diğer aşamamız ve hatta son aşamamız data setimizi visualize etmek. Bu benim bakın en sevdiğim kısım oluyor. Çünkü burada evet bir sayısal değer alıyoruz ama aldığımız bu sayısal değerler de bazen böyle insan gözüyle görmeyi gerektiriyor. Ve bu yüzden böyle visualize etmek bana kalırsa işimize yarayan kısımlardan bir tanesi. Burada 5 tane görüntü, şöyle random olarak seçilmiş 5 tane görüntü çağırıyorum. Ardından bu görüntülere image'im insan eliyle çizilmiş, yani doğruluğundan kesin olarak emin olduğumuz maskelerimiz
Ve bir de bilgisayarın tahmin ettiği şuradaki prediction mask'imiz sıralı şekilde verilmiş. Bakın bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şöyle biraz daha yaklaştırıyorum. Umarım kayıpsız bir şekilde görüyorsunuz ekranı. Şunu birazcık küçülteyim şöyle. Daha fazla küçülmüyor. Ha küçülüyormuş, süper. İmajım var. Bakın şurada küçük bir araba var. Şöyle iki tane araba var ayrı ayrı. Ve insan eliyle çizilmiş, doğruluğundan emin olduğumuz maskemiz burada iki tane arabayı segmente etmiş. Ve bizim bilgisayarımız da burada predict etmiş, tahminleme yapmış. Ve bakın neredeyse gerçeğine çok yakın. Yani böyle birazcık ufak farklılıklar var sadece. Ama büyük oranda iyi bir değer diyebilirim. Bakın yine burada görüyorsunuz. Şöyle sıralanmış bir araba topluluğu var ve hani yine bilgisayar, daha doğrusu insan gözüyle bunu biz maskesini oluşturmuşuz. Yani doğruluğundan emin olduğumuz bir kısım burası. Bakın burada maskemizi oluşturmuşuz. Bilgisayarın da eğitim sonucunda ilk defa gördüğü test data setinde böyle bir tahminleme yapmış. Ve bakın çok büyük oranda doğru olduğunu yine görebiliyoruz. Random olarak seçtiğimiz 5 data set içerisinde. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bence sonuçlarımız bu arada oldukça iyi. Yani mor yerler ve sarı yerler oldukça iyi. Neredeyse insan gözüyle, ki insan gözüyle yapılanlar hemen ortadakiler bildiğiniz gibi. Bir de bir hani bilgisayarın gözüyle yapılan var. Hemen sağda yer alan kısım oluyor. İnsan gözüyle yapılan tarafa gerçekten oldukça yakın. Aslında anlatacağım segmentasyon kodu bu kadar. Yoğun bir kod bu aslında. Umarım sizi çok yormamışımdır. Böyle bir hani gerçekten kullandığımız bir modeli, neden kullandığımız, yani direkt gerçekten kullandığımız bir proje örneğini vermek istedim sizlere. Umarım memnun kalmışsınızdır ve sizin için güzel geçiyordur. Dediğim gibi eğer sorunuz olursa bana sosyal medya hesaplarımdan ya da vermiş olduğum mail adresinden iram.komurcu@globalayayap.com buradan da mail atabilirsiniz ya da sosyal medyalarımdan ulaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi eğer burayı atmak isterseniz de, hani sunumu atmak isterseniz de Turkish Air Hub'ı ya da GDG Turkey'i ve beni hatta etiketlerseniz biz de yine paylaşımları yapıyor olacağız. Dediğim gibi umarım memnun kalmışsınızdır ve umarım herkes için güzel bir sunum olmuştur. Çok teşekkür ederim. Benden bugünlük bu kadar. Çok güzel bir yayındı. Tamamdır. Soru falan yoksa size iyi akşamlar diyelim. Evet. Teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Katılım için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın.